Selamünaleyküm sevgili korona tayfası. Nasılsınız? Nitelik yayınları 3. online deneme sınavının matematik kısmına başlıyorum. Bizim oralardan bir soru. Formulaz tahta arabalarla yapılan bir yarış organizasyonudur. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Formulaz Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapılmaktadır. Bordo mavi dikkatimden kaçmadı. Yukarıda Formulaz yarışına katılmaya hak kazanan iki araba verilmiştir. Recep ve Ahmet. İsimler de tam bizim oradan seçilmiş. İşte biri Recep, biri Ahmet. Recep'in tasarladığı arabanın ön tekerleğinin çapı 20 santim. Arka tekerleğinin çapı 24 santimmiş. Ben bunları yazayım şöyle. Çapını vermiş ama ben yarı çapını yazayım ki. Çünkü hem çevre hesaplamalarında hem de alan hesaplamalarında ben yarı çap kullanabilirim. Bunun yarı çapı 10. Bunun yarı çapı 12. Ahmet'inki yine 24. Yani yarı çap 12 ve 30. O zaman 15. Recep ve Ahmet'in arabalarının tekerlekleri tam tur atarak yarışı bitirdiklerine göre Formulaz yarışı pistinin uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tabi 12 metre ya bu arkadaşlar 12 çarpı 100 1200 metre santimetre. Bu 1500 santimetre. 100 ile çarpıyorum. 1800 1800 santimetre 2100 santimetre. Santimetreyi de çevirdik. Bizim tam tur attığına göre çevresinin tam katıdır. O zaman çevrelerini de bulmamız gerekiyor burada. Çevre neydi? 2 çarpı pi çarpı r. Yani 60 santimetre. Şunun çevresini 2 çarpı pi çarpı r eşittir 72 santimetre. Bununki de 72. O zaman şunları ortak yazalım. İkisi de 72. Şununki ne? 2 çarpı pi çarpı r yani eşittir 90 santimetre. Bizim yolumuz, parkurumuz bu çevrelerin tam katı olmak zorundaymış. Hem şunun, hem şunun, hem şunun katı olacakmış. Yani ben şu 90'a bakayım. 90'ın katı olması demek hem 9'a hem de 10'a bölünmesi demek değil mi? Hem 9'un hem de 10'un katı olacak. Bakalım bu 9'un katı mı? Rakamları toplamı 9'un katı mı? Hayır. Bu, o zaman parkur bu olamaz. Yani 9'un katı değilse 90'ın da katı olamaz. Bu 90'ın katı mı? 5, 1 daha 6. Rakamları toplamı 9, 9'a bölünecek. Ki 9'un katı olsun. Evet bu 9'un katı. Bu da değil. Ya direkt arkadaşlar şuradan buldum. Neden hocam direkt buna baktınız? Ya 9'a bölünen zaten arkadaşlar. Bak burada da 9'a bölünme kuralı var değil mi? 9 kere 8. En büyükten yaptım arkadaşlar. En büyükten. 20 katlı 20 katlı. Her katta 1, 2, 3 daire. A blok, B blok. O bunların sahibi olan müteahhit parayı kırdı ha. Palmiye sitesi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. A ve B blok olmak üzere iki bloktan oluşmaktadır. İki bloktan oluşmaktadır. A blok, B blok. Her blok 20 katlı ve her katta 4 daire. Ama ben 3 daire dedim. 1, 2, 3. Neyse sıkıntı yok. 4 daire. Girişteki daireden başlayıp her daire birden başlayarak kapı numarası verilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 öyle veriliyormuş. Sıkıntı yok bildiğimiz şeyler. Palmiye sitesine gelen kargo görevlilerinden Selim. A blokta bulunan 2'nin katı olan katlardaki çift numaralı dairelere yani 2, 4, 6, 8, 10, 12 değil mi? Böyle gidiyor. B Kerem B blokta bulunan 3'ün katı olan katlardaki çift numaralı dairelere yani 3'ün katı 3, 6,
3'ün katı olan çift numaralı. O zaman 3'ü yazamayız. 6, 9, 12, 15, 18, değil mi? Şunun devamını yazmadım ama. Buna göre kaç tane teslimat aynı kapı numarasına? O zaman direkt şuradan 6, 12, 18 alırım, değil mi? 3 kat. Her kat 3 kat aynı. O zaman her katta da 4 tane olduğu için, 4 daire olduğu için 3 kere 4 12. Cevap C şıkkı. Annemle babam şu an dalaşıyorlar herhalde. Sesleri buraya kadar geldi. Anlamıyormuşumdur. Luna Park'taki oyun sorusu. Ödül tablosu. 11 uzaktan kumandalı. 7 anahtarlık. Anne! Video çekiyorum anne! Yukarıda bir AVM'nin eğlence bölümünde yer alan atış poligonu ve ödül tablosu verilmiştir. Ödül kazanma şartları şunlardır. Hem kendisi hem de rakamları toplama asal olan sayıları vurulacak. Hemen diğerini okumadan hem kendisi hem de rakamları toplama asal olan sayılar. 1-7 daha 8. Rakamları toplama asal değil. 2-9 daha 11. Kendisi de asal. Rakamları toplamı da asal. Bu olur. 32 zaten asal değil. 7-1 daha 8. Rakamları toplama asal değil. 4-3 daha 7. 43 bu da asal oldu. Süper. 2-3 daha 5. Hem kendisi hem de rakamları toplama asal. 9-7 daha 16 bu değil. 6-8 daha 14 bu da değil. 9-3 daha 12 bu da değil. Rakamlar toplamı bu da değil. Çift oluyor çünkü. 4-7 daha 11. Kendisi de asal. Rakamları toplamı da asal. 9-1 daha 10 bu olmaz. 5-1 daha 6 olmaz. Rakamları toplamı asal sayı değil. 8-3 daha 11. 83 asal mı peki? 83 83 asal mı arkadaşlar? Sanırım asal. 41 4 1 daha 5 41 daha asal sayı. 7 kere 70 83 asal. 12 asal değil. 55 asal değil. 101 asal ama rakamları toplamı asal değil. Tamam. Vurulan hedeflerden rakamları toplamı en çok tekrar eden sayının karşısında yazan ödül. Rakamları toplamı en çok tekrar eden. Bakalım 4 1 daha 7. 8 3 daha 11. Devam edelim. 4 7 daha 11. Oo 11 iki kez oldu. 2 9 daha 11. 4 3 daha 7. 11 bir kerem, 7 de bir kerem. 11 2 oldu. 11 3 oldu, 7 2 oldu. O zaman 11'i kaptın abi. Uzaktan kumandalı araba. İyiymiş ha. Cevap D şıkkı. Yarıçap uzunluğu R olan dairenin alanı pi R karedir. Sıkıntı yok. Bir düğünde gelin ile damadın ilk danslarını yukarıdan duran ile görüntüleyen organizasyon şirketi zemin üzerinde yarıçap uzunluğu 3 metre olan dairesel bölgeyi kayda almaktadır. Neyi? Yarıçapı 3 olan dairesel bölgeyi yani şöyle değil mi? Yarıçapı 3. Dansın son kısmında ise bu bölgeyi daraltarak yarıçapı 0,5 yapıyor. Değil mi? Yarıçapı 0,5 yapıyor. Merkezleri aynı olan bu merkezleri aynıymış. Tamam. İki dairesel bölge arasındaki kalan alanı soruyor. Yani bize şu alanı soruyor. Şöyle. İki kare farkı değil mi? Yani pi R kare 3'ün karesi eksi pi öbür R kare 0,5'in karesi. Buradan 3 parantezini alırım. 3 3 parantezini alırım. 3'ün karesi eksi 0,5'in karesi. Yani ben o 0,5'i şey yapayım. 3'ün karesi eksi 0,5'i 1 bölü 2 yapayım. 1 bölü 2'nin karesi. Tamam mı? Burada da 2 kare farkı var değil mi? 3 1 eksilisini yazarsın 1 artılısını. 3 eksi 1 bölü 2 çarpı 3 artı
1 bölü 2. Tamam. 3 kere 2 6. 1 çıktın 5. 5 bölü 2. Önünde de çarpı 3'ü unutmamak lazım. Çarpı 3 kere 2 6. Bir daha 7. 7 bölü 2. O zaman 3 kere 5 15. 7 kere 15. 105 bölü 4. 105 bölü 4. Bölü 4. Cevap D şıkkı. Evet. Taban negatif. Üstüne bak. Tek mi çift mi? Ona göre durum değişir. A arttıkça ifadenin değeri artar. A 1. 2 yaparsak ise pozitif olur. Şurası pozitif olur. Çünkü taban negatif. Üst çiftse sonuç pozitif. O zaman 3 yapalım, arttıralım. Negatif olur bu sefer. Pozitiften negatife dönüşünce azalmış olur. Bu yanlış. A artınca bir artar bir azalır. Bir artar bir azalır. A çift ise ifadenin değeri birden büyüktür. A çift ise yani 2 ise 2,5'un karesi o zaman pozitif olur değil mi? Birden büyüktür. Yani zaten 2,5'un karesi 6,25. Cevap B şıkkı o yüzden. Görselde verilen 6 adet domino taşı kullanılarak üslü ifadeler oluşturulmaktadır. Seçilecek iki domino taşı aynı sayıyı gösteren bölgeleri yan yana gelecek biçimde dizilecek ve soldaki bakın iki tane domino taşı var. Biri bu, biri bu. Üçler yan yana gelmiş. Soldaki bu yani. Taşın üzerindeki toplam nokta sayısı taban yani 8. Burada 8 taban evet. 5, 3 daha 8 tane var. Sağdaki taşın üstündeki toplam nokta sayısı ise kuvvettir. Bakın sağdakinde de 1, 2, 3, 4 tane var. Bu da kuvvettir. 8 üzeri 4. Yukarıda bu kurala uygun olarak elde edilen bir üslü ifade örneği verilmiştir. Okuduk. Elde edilebilecek en büyük ve en küçük iki üslü ifadenin çarpımı. Ha, en büyük nedir? O zaman en büyükleri seçelim önce. En büyükleri seçelim. En çok nokta hangisinde var? 5, 3 daha 8 tane burada var. 6 tane burada var. 8 tane burada var. 4 tane var. 5 bir daha 6 tane var. 3 bir daha 4 tane var. En büyük için şunları seçelim değil mi? Şunları. Hatta şu 3'ler yan yana gelir ya da 5'ler gelir. Fark etmez. 3'ler gelsin yan yana. O zaman ne olur? Soldakinde 8 tane var. Sağdakinde de 8 tane var. O zaman 8 üzeri 8. En büyüğünü buldum. 8 üzeri 8. Ya ben bunu 2 şeklinde yazabilirim değil mi? 2 üzeri 3. 2 üzeri 3. Üzeri 8. 2 üzeri 24. Değil mi? 2 üzeri 24. Tamam en büyüğünü buldum. 2 üzeri 24. 2 üzeri 24. En küçüğüne bakalım. O zaman en az olanları seçelim. En az olanları seçelim. 6, 4 şunları seçelim mesela. Ama bir dakika. Hem seçerken hem de ortak olacak. Bak şunları seçelim. Şunları. Bak 4 tane var 6 tane. Aa bir dakika. Bir dakika bir dakika. Şunları seçelim. Biri bu. Öbürü de bu olsun. Çünkü ikisinde de az var. Hatta şu birler yan yana gelir. O zaman ne olur? Şöyle bir şey olur değil mi? Şöyle. Direkt nokta sayısını yazıyorum. 3, 1 daha 4. 3, 1 daha 4 değil mi? O zaman 4 üzeri 4 olur. 4 üzeri 4 olur. 4 üzeri 4 olur. Onu da 2'ye çevirelim. 2 üzeri 2. Kısa yoldan yapıyorum. 200, neyse uzun uzadıya yapayım. 2 üzeri 2. 4 böyle yazılır. Üzeri 4. 2 üzeri 8 değil mi? 2 üzeri 8. Sen bunları çarparsan ise 2 üzeri 24. 2 üzeri 24. Çarp 2 üzeri 8. Cevap 2 üzeri 32. 2 üzeri 32. A şıkkısı. Ve diğer soru. Ön yüzey alanları üstlerinde yazılı olan küp şeklindeki kırmızı ve mavi kutu ikişer ayrıtı çakışacak biçimde verilmiştir. Değil mi? İkişer ayrıtı bak. Bir ayrıtı bu. Bir ayrıtı şöyle arkadaki ayrıtı. Değil mi? İkişer ayrıtı çakışacak biçimde üst üste durmuştur. Mavi kutunun yanına birer yüzü çakışacak biçimde bu sefer yüz değil mi? Ayrıtı demiyor yüz diyor.
Değil mi? Şöyle. Bir kutu daha konuluyor. Sonradan koyulacak kutunun, kırmızı kutunun üstündeki mavi kutunun, ne dedim ya ben? Arda kalan, yani şuraya bir kutu yerleştirilecek sevgili arkadaşlar. Ama kutu böyle dışarı taşmayacak. Yani şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Ama önemli olan yeter ki şöyle dışarı taşmasın. Şöyle dışarı taşmasın. Tamam. Mesela şöyle olabilir. Ama dışarı taşmayacak. Tamam. Peki buna göre diyor ki konulan kutunun, bu konulan kutunun, konulan kutunun alanı hangisi olamaz? Ya bence cevap A'dır. Neden? Küçük olabilir. İstediğimiz kadar küçük olabilir burada. Yani küçük yapabilirsin sevgili arkadaşım. Şöyle yapabilirsin mesela şöyle. Değil mi? Şöyle küçük yapabilirsin. Yani 7 olabilir. Ama büyük olamaz. Mesela büyük olamaz. Büyük olamaz. Diyelim ki 10 olamaz. 10 olamıyorsa 14 hiç olamaz. Bu soru o yüzden çok basit bir soru. Hocam, işlemle yapar mısınız? Yapacağım tabii arkadaşlar. Yapacağım tabii. Şimdi yeşil yapalım, sakinleştirici. Şurası nedir? Karekök 57 değil mi? O da nedir arkadaşlar? 7,5. 7,5. 5. Tamam mı? Ya da şey yapalım biz. Şurası tamamı nedir? 11 değil mi? 11. Şurası da 11. Biz buraya bir tane kutu çizelim. Maksimum çizelim. En büyük. Çizdik mi? Çizdik. Bir kenarı x olsun. Bunun da öbür kenarı da x'tir. Diyelim. En büyük yapıyoruz. X kare değil mi? Peki x kare alanı mıdır? Bize alanını soruyor. Mesela alanı 9 ise bir kenarı 3 santim olabilir mi? 3 santim. Buraya 3 santim kalır. Çünkü burası 7,5 ise 11'e var. Baya bir sayı daha. 3 daha 10,5 olur. 11'i geçmez. Evet bu olur. 9 olursa 7 de olur değil mi? 10 olursa 3 virgül bunun karekök alanı 10 ise bir kenarı nedir? Karekök 10'dur. Yani o da neye yakındır? 3,2'dir değil mi? 3,2 7,5 daha. Yani 11'i geçmiyor. Bu da olabilir. Ama bu arkadaşlar 14 4'e yakındır değil mi? 4'e yakındır. Yani neredeyse 4 diyelim buna. 4 7,5 daha 11,5 oluyor. 11'i geçiyor. O yüzden bu olamaz. Peki 7,5'u nereden buldun? 7 ile 8 arasında değil mi? Yani karekök 49 ile karekök 64 arasında değil mi bu? Tam ikisinin ortasında neredeyse 7,5 dedim ben. Burada pencere var. Şekil 1'deki iki özdeş kanadı açılabilen pencere güneşliği kapalı konumdadır. Kapalı iken güneşlik kanatları kök 72 santim üst üste geliyor. Bu da nedir arkadaşlar kök 72? 6 kök 2'dir. Yani o zaman 6 kök 2'dir. Şu kadar kısım fazla gelmiş yani. Bunları açtığın zaman diyor ki A ile B arasındaki uzaklık maksimum ne olabilir? Sonuna kadar açarsın. Şu uzaklık artı şu uzaklık artı şu uzaklık değil mi? Peki bu uzaklıklar nedir? Sevgili arkadaşlar oldukça dikkat topa gerektiren bir soru. Sarı mı çizeyim, seçeyim? Sarı güzel, sarı güzel. Bizim burası 18 kök 2. Bunu açtığın zaman x. Bunu da açınca x. Arkadaşlar, ya şu pencerelerin uzunluğunu bilmediğim için x dedim. Şurası ne olur? İkisini açtığın zaman 2x. Artı 18 kök 2'dir bizim değil mi? Şu A ile B arasındaki uzaklık.
Bunları tam açtığını düşün. Yani şöyle duvara yapıştığını düşünün, tamam mı? Duvara yapışınca aradaki uzaklık çok olur. En fazla olması için duvara yaklaşması lazım. O zaman x'leri bulmamız lazım. Sevgili arkadaşlar, bizim x'lerimiz şu 18 kök 2'den 6 kök 2 fazla. Neden? Çünkü o kadar fazlalık diğerinin üzerine gelmiş. Bak. Şöyle şurası 18 kök 2 pencerelerin ama şu kadar fazla geldiği için 6 kök 2 daha ekleyeceksin. Yani 18 kök 2 18 kök 2 artı 6 kök 2 eşittir 24 kök 2. Bizim nedir? Şu mavi tahta kap ne deniyor bunlara? Güneşliklerin uzunluğu budur. 24 kök 2 ile 18 kök 2'yi toplarsan ise cevap 42 kök 2. Bu karekökü nedir? Bunun 0,9'dur. 0,9'dur. Bununki nedir? 0,7'dir. Bununki nedir? 0,6. Hemen yazdık. Şekil 2'deki bozuk para ayırma makinesi paraları çapına göre sınıflandırır. Bu sınıflandırma işlemini paranın değerinin alt ve üstünde yazılı santim cinsinden çap aralığında sınırları dahil ise mesela paranın çapı 0,9 mu? 0,9 ile 0, bu aralıkta değil mi? O zaman o para buraya düşer diyor. Tamam, o zaman soruyu anladık. Yani o zaman bu para kaç paraymış? 2 tane var değil mi? Bundan 2 tane var. 50 kuruşmuş o zaman. 1 TL olur değil mi? 100 kuruş. 100 kuruş. Okey. Bizim 0,7 nereye düşer? 0,7 nereye düşer? Burası 0,6. Buraya düşmez. Burası 0,7 arkadaşlar. 0,7. Değil mi? O da buraya düşer o zaman. 0,7 buraya düşer. Kaç tane var ondan? 5 tane var. 5 tane. O zaman 50 kuruş olur burası. 50 kuruş olur. Aziz Allah. 0,6 nereye düşer? O da buraya düşer. Kaç tane var ondan? 2 tane var. 2 tane 10 olur değil mi? 10 o zaman. 150, 160 değil mi cevap? 160. Şimdi gelelim buraya. Şekil 1'deki kare biçimindeki panonun bir kenar uzunluğu 20 santimdir. Şekil 2'deki kare biçimleri resmin... Arkadaşlar ben videoyu durdurup ezandan sonra devam edeyim, tamam mı? Saygısızlık olmasın. O zaman baştan başlarım bir daha. Ezan bitti sevgili arkadaşlar. Şekil 1'deki kare biçimindeki panonun bir kenar uzunluğu 20 santimdir. Şekil 2'deki kare biçimli resmin kenarları %75 yani küçültülmüş ve çevresi 10 kök x olmuştur. Küçültülmüş ve çevresi bu kadardır. Şekil 2'deki resmin küçülmeden önceki haliyle, yani daha büyük önceki, şöyle daha büyük haliyle panoyu boşluk kalmadan ve taşmadan tam kapatabiliyordu. Arkadaşlar %75 küçültmek ne demek biliyor musun? 4'e bölmek demek. Yani 100'ü, bak 100'ü %75 küçült, yani 25 olur değil mi? 4'e bölmek demek. Tamam. 4'e bölünmüş hali buysa, bölünmemiş hali neydi o zaman? 40 kök x. %75 küçültmek demek 4'e bölmek demek. Bunu bilmeyebilirsiniz. %50 küçültmek 2'ye bölmek demek. Tamam. Okey. Nerede kaldık ha? Tamam. Bununla tam bu ne oluyormuş? Kapatabiliyormuş. O zaman 40 kök x bir kenarına eşittir değil mi? O zaman bunun eşittir 40 kök x.
Arkadaşlar bunu da o zaman kökün içine alalım. Eşittir. Kök nedir? 20, 20, 400 değil mi? Hata yaptım galiba. Evet, hata yaptım. Hata ne biliyor musunuz? Sevgili arkadaşlar, bunun bir kenarı 10 kök x değil, çevresi 10 kök x. O zaman bir kenarını bulacağız değil mi öncelikle? Öncelikle bir kenarını bulacağız. Bunun bir kenarı nedir? Çevresi bu kadarsa 4'e bölersin değil mi? 2,5 kök x. 2,5 kök x. 4 kök, 4 kat küçültülmüş hali dedik. Küçültülmeden önce nedir? O zaman 4 katı yani 10 kök x. Şimdi kenarı bu kadarmış. Şimdi oldu. Tekrar baştan alıyorum. Kafanızı karıştırdım çünkü. Ya da karıştırmadım. Ama gene baştan alayım. Çevresi bu kadarsa bize bir kenarı lazım bunun. 4'e bölersin. O zaman 2,5. Kökün içini bölme, değil mi? Kökün dışını böl sadece. Bu kadar. Ama 4 kat küçültülmüş hali. Bir küçültülmeden önce böyle bir şeydi Allah bilir. Kareye benzedi mi? Benzedi değil mi? Hı. O zaman 4 kat küçültülmek onu nereden anladım? Şuradan 175 küçültmek demek 4 kat küçültmek demek. O zaman 4 kat küçültmeden önce 4 ile çarparsın bulursun önceki halini 10 kök x. Şimdi şu sayıyla aynı çıktı ya. Kafanız karışabilir. Bu çevresi artık bu bir kenar uzunluğu. O zaman şuna eşit olması lazım. 10 kök x değil mi? Şurayı 2 ile çarparsan şöyle şurası 2 olursa 20 olur. Şuna eşit olur. Buranın 2 olması için x'in 4 olması lazım. Değil mi? Cevap o yüzden D şıkkı. Geldik bisiklet sorusuna. Yarıçap uzunluğu R olan tamam orayı biliyoruz. Oyuncak bisikletin tekerlekleri alanı 18 santimetre kare olan dairedir. Yani pi çarpı R kare eşittir 18. Biz yarıçapını bulmaya çalışıyoruz şu an. R kare eşittir 6. R eşittir kök 6. Okey mi? Okey. R'yi kök 6 bulduk. R kök 6. O zaman yarıçapı bunun kök 6. Bisikletin ön tekerleği yere değen kısmından başlayarak kök 6 santimetrede bir sarı renkte işaretlenmiştir. Kök 6 santimetrede bir sarı renk. Bisikletin arka tekeri ise yere değen kısmından başlanarak kök 24. Bu da 2 kök 6'dır değil mi? 2 kök 6. Şu kök 6. Şu 2 kök 6. Yani bu giderken arada bir yeşil mavi renge boyayacak değil mi? Arada bir mavi renge boyayacak. Şu da aynı şekilde. Aralıklar daha kısa. Neden? Çünkü bu her bir aralık 2 kök 6. Şundaki her aralık kök 6. Bisikletin iki tekerinin arasına onlarla özdeş iki tekerlek daha yere değecek ve birbirine değecek biçimde aynı hizada bırakılıyor biliyormuş. Yani şu araya iki tane daha tekerlek sığabiliyormuş. Şöyle bir tekerlek. Yine aynı tekerleklerden iki tane daha sığabiliyormuş. Biz sığdıramadık ama çünkü şekil de küçük vermiş. Şöyle. Değil mi? Şöyle iki tane daha teker o araya konulabiliyormuş. Ama dediğim gibi benimkiler küçük oldu ama şunlarla aynı büyüklükteymiş. Şöyle aynı büyüklükte. Yani yine yarı çapı kök 6. Kök 6. Peki. O zaman sana bir soru. Şu aranın aradaki uzaklık nedir? Şöyle. Şu. Yani şurası artı şurası artı şurası artı şurası artı şurası artı şurası değil mi? Yani şunu demek istiyorum. Şurası
Bir yarı çap değil mi? Şurası da bir yarı çap. Şurası da bir yarı çap. Şurası da bir yarı çap. Yani merkezine gelmiyor ama düzgün çizseydim öyle olacaktı. Şurası da bir yarı çap. Şurası da bir yarı çap. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yarı çap. O zaman 6 tane yarı çap varmış bu aradaki uzaklıkta. 6 tane yarı çap. Birisi şurası. Tekrar çiziyorum. Öbürü şurası. Öbürü şurası. Öbürü şurası. Tam şunun merkezinden değil mi? Şurası. Öbürü şurası. Öbürü şurası. 6 tane yarı çap. Yani 6 tane kök 6. Bu arada 6 kök 6 var. Okey. Peki bu tekerlerin çevresi nedir? 2 pi r değil mi? 2 çarpı pi çarpı r. Yani 6 r. 6 kök 6. Demek ki bu uzaklıkla şurasıyla şurasının arasında bir çevre kadar uzaklık var. Bir çevre kadar uzaklık var. Bir çevre kadar uzaklık var. Şu tekerlerin küçük olmasına bakmayın arkadaşlar. Şunlar gibi aynı büyüklüktedir. Bisikletin iki tekerinin arasında buraya kadar okudum. Bisiklet doğrusal bir hatta ilerlerken tekerlekler belirtilen aralıklarda yere sarı ve mavi iz bırakıyorlar. Şu mavi bırakıyor, şu sarı bırakıyor. Eğer iki tekerleğin boyalı kısmı aynı noktaya denk gelirse sarı ve mavi birleşip yeşil oluyor. 19. yeşil kaç metre sonra olur? Şey, kaç tur sonra olur diyor. Kaç tur sonra olur diyor. Teker kaç tur atınca 19. yeşil olur. Zaten arkadaşlar şurası şuraya gelene kadar hiç yeşil olmaz. Çünkü yeşil olması için mavi sarının üzerine gelecek. Sarı buradan itibaren başladığı için şuraya kadar gelince ama burada mavi tam şuraya denk geldiği zaman yeşil olacaktır. Çünkü mavi sarının üzerine geliyor. Peki buraya denk gelir mi? Buradan buranın arasındaki uzaklık neydi? 6 kök 6 idi değil mi? 6 kök 6 idi. O zaman 2 kök 6 şuraya kadar iz bırakır. 2 kök 6 bir iz de burada bırakır. 2 kök 6 ilk izi burada bıraktı değil mi? İlk izi burada bıraktı. 1. Kaç tur attı? Tekerlek bir tur attı. Nereden anladım? Çünkü şurasıyla şurasının arasındaki uzaklık 6 kök 6. Bizim çevremiz de zaten 6 kök 6 idi. Bir tur attı değil mi? Kaldı 18. Sevgili arkadaşlar, buradan sonra 2 kök 6, 2 kök 6, 2 kök 6, 2 kök 6 şeklinde bu iz bırakacak. Bu da öndeki de 1 kök 6, 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 1 kök 6. Sürekli 2 kök 6'larda denk gelecekler değil mi? O zaman 2 kök 6, 2 kök 6, 18, 9, 2 kök 6, 2 kök 6. 2 kök 6 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 değil mi? Öyle gidecek. 2 kök 6'da bir tane. Diğer 2 kök 6'da iki tane. Diğer 2 kök 6'da 3 tane. Değil mi? Bu bir çevre eder değil mi? Bir tur eder. Bir turda 3 tane. 2 turda 6 tane. 3 turda 9 tane. 6 turda 18 tane. Bir de başlangıçta bir tur vardı. Onunla beraber 7 tur oldu. A ve 8B sınıflarındaki kız öğrenci yüzdeleri. Bakalım. 8A'da %40 kız varsa o zaman %60. %60. Erkek var. 8A'da. O zaman 8B'de de %25. %25 erkek var değil mi? Süper. 8. sınıf öğrenci sayılarının şubelere göre dağılımı. Şurası 160 ise şuraya kalır 200, değil mi? 200. Yani 160 ile orantılı, 200 ile orantılı. Sadeleştirelim bunları. 40 ile sadeleştir. 4'ün katı burası. Burası da 40 ile sadeleştirdik. 5'in katı. 5'in katı.
Nedir? Neydi bu grafik? 8. sınıf öğrenci sayılarının şubelere göre. Yani 8B'de 4 kat öğrenci var. 8A'da 5 kat öğrenci var. O zaman şunları silelim. Hiçbir önemi yok. Değil mi? Neyse kalsın, silemedik. Yukarıda bir okulda öğrenim gören 8. sınıfı falan filan. 8A sınıfında 12 erkek öğrenci varmış. 8A'da 12 erkek öğrenci var. Yani %60'ı 12 ise %40'ı kaçtır? %60'ı 12 ise %40'ı kaçtır? %60'a 12 düşerse %40'a kaç düşer? Şu sıfırları silebilirsin. 2 katı 2 katı. O zaman 8 kız vardır, değil mi? 8 kız. O zaman 8 kız. Değil mi? O zaman 8A'da kaç kişi var? 20 kişi var. Doğru mu? 8A'da 20 kişi var. 5K'ya 20 düşerse 1K'ya 4 düşer. O zaman burası da 16 kişi olur. 16 kişi olur. 8B'de 16 kişi var. 8B'de kız öğrenci sayısını soruyor. O zaman 16'nın %75'i değil mi? 16'nın %75'i yani 3 bölü 4'ü. O da ne olur? 12 olur. Cevap C şıkkı. 14. soru. Amiral Battı oyununda oyuncular rakibinin kağıdını görmeden bir karenin yerini söyler. Rakibinin gemisinin üzerine olduğu yeri söylemişse rakibin gemisi darbe almış olur. Bu şekilde geminin tamamı işaretlenirse gemi batar. Tamam. Oyundaki gemi tipleri. Mayın gemisinde 2 kare varmış. Fırkateyn gemisinde 3 kare. Deniz altında 4 kare. Uçak gemisinde 5 kare varmış. Örneğin oyunculardan biri 3D söylersen bir karesi gitti. Batar. Bu oyunu böyle bir kağıt üzerinde oynuyormuş. Doruk'un ilk atışında Ece'nin mayın gemisinin darbe alma olasılığı diğer gemilerin alma olasılığından fazladır. Bakın. Mayın gemisi ne bu? Değil mi? Ne diyor? Ece'nin mayın gemisinin darbe alma olasılığı Ece'nin mayın gemisinin darbe alma olasılığı diğer gemilerden darbe alma olasılığından fazladır. Peki mayın gemisi bu. Diğer gemileri kaç tane var? Kaç karelik? 3, 4 daha 7, 5 daha 12. Değil mi? 12 kare var. O zaman bunun 2 karesi en az 7 gemi olacak ki diğerlerinden fazla olsun. Vurma ihtimali. Ve arkadaşlar pirinç bu kadar kilo, bulgur bu kadar kilo, mercimek bu kadar kilo. Bize de diyor ki bunu bir daire grafiğinde gösterdiğin zaman şöyle açılar olacak, değil mi? Ve diyor bize mercimeği temsil eden açı pirinci temsil eden açıdan 20 fazladır. O zaman mercimek eksi pirinç mercimek x artı 6 eksi pirinç x artı 6 eksi pirinç x eksi 12 eşittir. X x'i götürür. 6 12'de 18 değil mi? Eksiler artı olur. 18 kilogram fazlaymış. Ama diyor ki 20 derece fazladır. 20 derece fazladır. 20 derece 18 kilograma karşılık geliyor. 360 derece tamamı kaç kilograma karşılık gelir? Şu sıfırlar gider değil mi? 18 katı 18 katı 18 katı 18'in 18 katı ne olur? 324. Hesap makinesinde yaptım. O zaman dairenin tamamı 324 derece, 324 kilogrammış. 324 kilogram. Peki toplayalım. Hepsini toplayalım bunları. Bakalım kaç kilogram olacak? X, 2x, 3x, 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 eksi 12, eksi 6, eşittir 324. Eksi 6'yı at karşı tarafa, 3x eşittir 330. X eşittir 110. Bize de diyor ki kaç kilogram bulgur vardır? Bulgur da zaten x olduğu için cevap 110. B şıkkı.
Evet, bize diyor ki açılan kapının alanı nedir? Açılan kapının alanı şurası çarpı şu yüksekliği dedim mi? Şurası çarpı şu yükseklik. Madem öyle, şu tamamından şuradan şuraya kadar olan uzaklıktan şurasını bir de şurasını çıkartırsansa, değil mi? Çıkartalım hemen. O zaman çıkartalım. 8x artı 10 çıkartalım. Çıkartalım kimi? Önce onu çıkartalım. Sonra kimi çıkartalım? Şu kapıyı. Yani 3x. Eksiyle çarpıyorum direkt. Eksi 3x. Eksi 20. O zaman eşittir. 8x'ten 3x çıkar. 5x. Eksi 30. Direkt buldum abi. Demek ki burası neymiş? 5x eksi 30. Ne yaptım? Şöyle şu mesafeden şu parçayı çıkardım. Bir de şurayı çıkardım. Çünkü o mesafe hem bunu kapsıyor hem de burayı kapsıyor. Şu açılan kapıyı buldum. Kapı kolu olan yer açılıyor. Tamam, yükseklikten de şu kısmı çıkartırsansa 5x artı 40'tan 10'u çıkartırsansa o zaman 5x artı 30 olur, değil mi? Alan nedir? Çarparsan bunları bulursun alanı. 5x artı 40 şey 30 yükseklik çarpı genişlik 5x artı şey eksi 30. İki kare farkı değil mi bu? İki kare farkı. Bu şey değil midir arkadaşlar? Bir artılısı bir eksilisi yazılmışsa 25x kare 25x kare eksi 900 değil midir? Yani cevap bu değil mi? Bunun açılımını vermiş değil mi orada? Hadi geçelim. Üzerine birden 50'ye kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu özdeş kartla rastgele iki torbaya konulmuştur. Tamam. Bir kısmı buna, bir kısmı buna rastgele konulmuştur. Birinci turbadan rastgele çekilen bir kartın 3 ile tam bölünebilme olasılığı ikinci turbakinden fazladır. 3 ile tam bölünebilen sayıları yazalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Keşke yazmasaydım ya. 39 yazmıyorum ya. Kaç tane vardır? Kaç tane vardır sevgili arkadaşlar? Yazdıklarım kalsın da. 17 kere 3 51 16 tane vardır değil mi? 16 tane var. 16 tane. 16 tane 3'te bölünebilen var. O zaman arkadaşlar birinci torbada bunların fazlası olsun değil mi? Yani 2'ye böl 8 8. 9 tanesi burada olsun. 7 tanesi burada olsun. Değil mi? En yakın yerleştirdim. Buna göre ikinci torbadan rastgele seçilen bir kartın 6 ile bölünebilme olasılığı en fazla kaçtır? Şu 7 taneden o zaman arkadaşlar 6, 12, 18, 24, değil mi? 30, 36, 42, 48. Şu 7 tanenin 6 tanesi şey olsun. 6'nın katı olanı 3'ün katları olsun. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hatta 7. 7 tanesi buradan olsun. 7 tanesi 6'nın katı olan olsun. O zaman cevap 7 bölü 50. Değil mi? Yani 7 tanesi buradan oluyor ya. 7 tanesinin hepsi de 6'nın katı olanlar olsun. Hepsi de 6'nın katı olanlar olsun. Ki maksimum olsun. Korona salgınının en çok etkilenen ülkelerden başında Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. Yapılan bir araştırmada yukarıdaki görselde görüldüğü gibi birinci daire en küçük daire içerisinde yer alan bir insanın koronavirüs yakalama olasılığı 3 bölü şu arkadaşlar 2 üzeri 10'dur tamam mı? 2 üzeri 10'dur. 2 üzeri 10'dur bu. İç belli 210'dur.
Yani şuradaki birinin yakalama olasılığı 3 bölü 200 üzeri 10'dur. Daire büyüdükçe koronavirüse hastalığına rastlanma ihtimali dairenin alanı ile doğru orantılı artıyor. Daire büyüyünce bu sayı da artıyormuş. Ardışık iki dairenin büyük olanın yarıçapı küçük olanın yarıçapının 3 katıdır. O zaman bunun yarıçapı 1 ise şununki 3'tür. Şununki 9'dur değil mi? Şununki 9'dur. Şununki 27'dir. Şununki 81'dir. Tamam. Buna göre boyalı bölgedeki kişinin yakalanma ihtimali. O zaman boyalı bölgenin alanını bulacağız değil mi? O zaman şunun alanı eksi şunun alanı doğru mu? Bunun alanı nedir? Pi 3 çarpı r kare. Yani 3'ün karesi. Eksi şunun alanı pi 3 çarpı 1'in karesi değil mi? -27 3. O zaman arkadaşlar biz burada alanı farklı bir yöntemle bulalım. Şöyle bakın. Konumuzla da güzel alakalı olur. Pi çarpı r kare büyük olanın alanından eksi yani şu büyük olanın alanından şu içerideki küçük olanın alanını çıkartırsak ise şu sarı kısım kalır. Pi çarpı öbür r kare. Bu r'ler farklı r. O zaman pi parantezinde r kare yani dışarıdakinin r'si 3. 3'ün karesi 9. Eksi içeridekinin r'sinin karesi 1. Değil mi? O zaman bu da nedir arkadaşlar? 8 pi değil mi? Şimdi burada demek ki bunun 8 katı olacak. Ve bir de pi katı olacak. 3 katı. Tamam. Alanı bu kadarmış. Bu kadar katıymış. O zaman 24 ile çarpacaksın. Bir 8 ile çarpacaksın. Bir de 3 ile çarpacaksın. 8 ile çarptığın zaman burası 2 üzeri 10'du ya. 2 üzeri 10. 2 üzeri 3 çıktı. 2 üzeri 7 kalır. Alt taraf 2 üzeri 7. 128 kalır. Üst tarafta 9 kalır. Cevap o zaman C şıkkı. Geçelim. İfadeler var. Marşımızın daire numaraları cebirsel ifade olarak gösterilen bu binada her katta 3 daire bulunmakta ve cebirsel ifade olarak eşit olan daireler aynı katta bulunmaktadır. Farklı katı soruyor. O zaman bakalım x kare x ile çarp x küp y kare 12 x küp y kare 4, 3 de 12 x küp y kare 2 kere 6 12 x x küp y kare 3 kere 4 12 y kare y küp oldu. X küp y küp. Cevap bu arkadaşlar. 20. soru. Peşinat. Ürünlerin fiyatının farkını soruyor. Bakalım. X kare ödedin. Sonra x kare x kare x kare 1, 2, 3, 4 x kare 4 x kare 1, 2, 3, 4 artı 16x. Eksi 4 değil mi? Bakalım şuna. 1, 2, 3, 4, 5x kare. 1, 2, 3, 4, 5, 20x değil mi? Şimdi bunları çıkartalım. Büyükten küçüğü çıkartalım. 5x kareden 4x kare çıkar. X kare. 20x'ten 16x için 4x artı 4x. Burada artı 0 var. 0'dan 4 çık. Eksi 4 artı 4 olur değil mi? Bu da x artı 2'nin karesidir. Bunu aldım ya. Artık çözmek sarmıyor. Arkadaşlar kafa harayla ya. Grafik tabletsiz falan. İşlemler çok kötü oluyor. Hadi Allah'a emanet olun.